81 yaşında ve %93 engelli ağır hasta mahpus Abdülhalim Kaya, kalp, prostat, böbrek yetmezliği ve demans hastalıkları yanında %80 işitme kaybı, %50 görme kaybı yaşamakta, başkalarının yardımı ile ayakta durabilmekte, kişisel bakımını hatta beslenmesini dahi koğuş arkadaşlarının yardımıyla yapabilmektedir. Onaylanan 5 yıllık hapis cezası kesinleştiği için 14 Ekim 2020 tarihinde ve geçirdiği prostat ameliyatının dikişleri henüz alınmadan gözaltına alınarak tutuklanan, 60 gün boyunca tek başına tutulan ve hastalıklarının gerektirdiği tedavi ve bakımdan yoksun bırakılan Kaya, yoğun çabalar sonucunda 4 Ocak 2021 tarihinde cezası 6 aylığına ertelenerek serbest bırakılmıştır. Tedavisinin devamı için başvurduğu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 12-10-2022 tarihinde düzenlenen Sağlık Kurulu raporunda hastalıklarının yaşamını %93 engellik oluşturduğu, hayatını yalnız devam ettiremeyeceği, sürekli bakım ve tedaviye ihtiyacı olduğu için cezaevi fazına, cezaevi koşullarına devam edilemeyeceği, hastalıklarının halihazırda kesin bir şekilde hayati tehlike arz ettiği ve bu durumun düzelmediği ile ilgili kontrol muayenesinin 2 yıl sonra yapılması gerektiği belirtilmesine rağmen ve sağlık durumunda bir düzelme olmamasına rağmen 31 Mart 2023 tarihinde tekrar tutuklanarak Batman 5'li T tipi kapalı cezaevine konulmuştur. Babasıyla görüşen oğlu anlatımında, babam nüfusa göre 81 yaşında ama gerçek yaşı 86. Yaşlı, ağır hastalıkları var. İnfazı ertelenip serbest bırakıldığında anji oldu. Tedavisine başlamışken tekrar tutuklandı. Şu anda yatalak gibi. Koğuş arkadaşlarının yardımı olmadan ayağa kalkamıyor, yürüyemiyor, yemeğini yiyemiyor, temizliğini yapamıyor. Bizi tanımakta bile zorlanıyor. Demans ilerlediği için kişisel ihtiyaçlarının farkına varamıyor. Serbest bırakılmasını istiyoruz denmiştir. Hastalıkların gerektirdiği tedavi bakım sağlanmayan Abdülhalim Kaya'nın halen hapiste tutulması sağlık ve yaşamına ağır tehdit oluşturmaktadır. Tüm ağır hasta, engelli ve yaşlı mahpusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa davet ediyoruz. Mahpusların tedavilerinin yapılmaması, geç kalınması hasta mahpusun yaşamını tehdit etmektedir. Metris R tipi hapishanesinde kalmakta olan Abdülkadir Kuday'ın durumunu paylaşacağız. Kuday 52 yaşındadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Mardin Kızıltepe'de esnaflık yaparken Kobane olayları sırasında 22 Aralık 2015'te tutuklandı. Hapishanedeyken büyük çocuğu DAEŞ tarafından katledildi. Sırasıyla Mardin, Tekirdağ YGC, Metris R tipi hapishanelerinde kaldı. Yaklaşık 4 yıl boyunca hastane sevkleri yapılmayan Kuday, siyasi partiler ve insan hakları örgütlerinin girişimlerinin üzerine hastaneye sevk edildi. 30 Ekim 2023 tarihinde Adli Tıp Kurumu tarafından Kuday'a yaşamını tek başına idame ettiremez raporu verildi. Rapor üzerine tahliye başvurusu yapan Kuday'ın talebi kabul edilmedi. 24 Mayıs'ta açıklama yapan avukatlar Kuday'ın 41 kiloya düştüğünü, ellerinin, ayaklarının tutmadığını ve sadece nefes alabilir halde olduğunu belirttiler. Avukatlarıyla yaptığımız son görüşmede Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin infazının 6 ay ertelenmesine karar verdiğini, bunun üzerine adli tıp kurumuna sevk yapıldığını, adli tıp kurumunun R tipi cezaevinde infazının devam edebileceği kararını verdiğini söyledim. Abdülkadir Kuday gibi birçok ağır hasta mahpus var. Bunlar yaşamlarını yitirmekle yüz yüzeler. Onların hapishanede vefat etmelerine neden olacak adli tıp kurumu, infaz savcılıkları, Adalet Bakanlığı ve nihayetinde de Cumhurbaşkanlığıdır.
Yetkilileri görevini yapmaya davet ediyoruz. Kamuoyunu hasta mahpusların durumuna ses çıkarmaya çağırıyoruz. Hapishanelerde hasta mahpusların yaşamış olduğu sorunlar, sağlığa erişim haklarının önündeki engeller, uzun süren hapislik koşulları, temiz suya, gıdaya erişimlerdeki yaşanan sıkıntılar, tek kişilik link araçlarıyla sevkler ve kelepçeli muayene gibi hasta haklarını yok sayan uygulamalarla birlikte mahpuslar adeta ağır bir yaşam savaşı vermektedir. 62 yaşındaki Mehmet Emin Çam ilk olarak 2013 yılında tutuklanmış, hakkında dava açılmış, 10 ay hapis cezasını, 10 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmiştir. 2013 yılında açılan dava sonuçlanmış, 9 yıl ceza verilmiş, 14 Mart 2022'de tekrar tutuklanarak ilk önce Batman M tipi kapalı hapishanesine götürülmüş. Burada 17 gün boyunca tek kişilik yerde tutulmuş. Bu süreçte hastaneye götürülmemiş. Yalnızca revire çıkarılmış. Hapishanesinde sevk edilmiş. Yaklaşık 1,5 yıldan fazla süredir burada tutulmaktadır. 2014 yılında yaşamış olduğu şiddetli baş ağrıları ve kolunda meydana gelen ağrılar nedeniyle Sirt Devlet Hastanesi'nde muayene olmuş. Yapılan tetkikler sonucunda beyninin sağ tarafında leke olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekrar tetkikleri yapılmış, beyninde ur olduğu söylenmiştir. Bu hastalık için ömür boyu kan sulandırıcı ilaç ve ağrı kesici kullanmak zorundadır. Kolunda meydana gelen ağrılar için yapılan tetkiklere göre boynunun normal insanlara göre daha eğri olduğu, bu eğriliği ağır çalışma koşullarının neden olduğu söylenmiştir. Beyindeki kistler sürekli olarak oluşmaya devam etmekte, böbrek ameliyatını yapan doktor tarafından kistlerin yeniden nüksedebileceği ve nüksetmesi halinde ivedilikle müdahale edilmesi gerektiği söylenmiştir. Kistlerden kaynaklı olarak sürekli üşümekte ve yaz aylarında dahil ısınamamakta, sol tarafında da sürekli olarak uyuşma meydana gelmektedir. Gözlerinde görme problemi ve kataraktan kaynaklı her iki gözünde de ameliyat olmuştur. Ayrıca gözlerde miyop ve astigmat problemleri var. 2 yıla yakın sağ kulağında duyma sorunundan kaynaklı yakınında yüksek sesle konuşulsa dahi duyma güçlüğü çekmektedir. 9 ay öncesinde hastaneye götürülüp EYT çıkarılmış ancak hala rapora dair bir sonuç çıkmamıştır. Ailesine ve kendisine bilgi verilmemiştir. Bu hafta aile ziyaretinde duyu probleminin gittikçe arttığı 10 cümleden bir tanesini ancak algılayabildiği gözlemlenmiştir. Sol kol ve sol bacağında hissizleşme de başladığı ve zorlandığını aktarmış, doktorun cihaz takma önerisinde bulunduğu belirtilmiştir. Hali hazırda ilerlemiş yaşı ve hastalıkları nedeniyle kendi yaşamını idame ettirmekte zorlanmakta ve günlük işlerini dahi yapamamaktadır. 24 Mayıs 2023 tarihinde akşam yemek saatinden sonra avluya çıktığında göğsünde sıkışma hissediyor ve yığılıyor. Gardiyanlar Beşiktaş Devlet Hastanesi'ne kontrol amaçlı olarak götürüyorlar. Burada 2 saat kaldıktan sonra sağlık görevlisi kalp krizi geçirdiğini fark edip oradan Batman Bölge Hastanesi'ne götürmüştür. 4 damarının tıkandığı tespit edilmiş, cuma akşamı saat 22'de acilen anjiyo yapılmış, 3 damarı açılmış ancak 4. damar %5 oranında açılabilmiştir. 2 gece yoğun bakımda tutulmuştur. Bir günde serviste yatmakta, hastanede kaldığı süreçte ailesine görüş izni verilmedi ancak avukatı görebildi, tekrar hapishaneye götürüldü.